Herkese yeniden merhaba. Bugün kendimi date'e çıkarıyorum. Bu eskiden çok yaptığım bir şeydi ama zamanla bu alışkanlığı kaybettim ve sanki bir plan yapmak için birine ihtiyaç duymaya başlıyormuşum gibi geldi. Bu benim çok uzun zamandır izlemek istediğim bir filmdi. Ama ilk aklıma gelen bir arkadaşıma sormak oldu. Onun da çok uzun saatlere kadar işi vardı. Sonra dedim ki ben zaten eskiden tek başıma bunu yapmaktan çok keyif alıyordum. 8 araçlıdır. Peronda bulunan kırmızı bölgelerden. Nişantaşı'nda otururken en sevdiğim şey bir akşam aniden pijamalarımla çıkıp film izleyip eve dönmekti. Ya da İstanbul'un ilk yıllarında tek başıma çok fazla adaya gidiyordum. Sanki arkadaşlarımla gittiğim zamanlardan daha çok anı ve kare var aklımda. İnsanın tek başına bir şey yapması çok anda hissettiriyor ve bence kendiyle ilişkisini de çok güçlendiriyor. Hem buna bir vesile olsun dedim, böyle bir seriye başlayayım. Hem de benim için çok güzel olacağını düşündüğüm bugünü size göstereyim. Bugün çalıştım. Can güvenli. İşten çıktım, Gayrettepe'den Nişantaşı'na gidiyorum. Nişantaşı'nda görüşürüz. Filmimizden hiç bahsetmemişim. Rheingold, directed by Fatih Akın. Bu anı 1,5 yıldır bekliyorum arkadaşlar. Oyuncuların Instagram'larını takip ediyorum. Fatih Akın'ın storylerine bakıyorum. İKSV Film Festivali'nde olduğunu bilmiyordum. 2 gün önce gördüm. Çok heyecanlandım ve son bir seans var. O da Stiz'de. Buna da çok mutluyum. Bana çok yakın. Her ne olursa olsun filmden çok keyif alacağım. Ömrü hayatımda bir Fatih Akın filmini sinemada izlemiş olmak beni çok mutlu hissettirecek. Filme 1 saatimiz var. Gratis indirim varmış. Kabadıcım yok. Kabadıcı bakacağız. Gözaltı kapatıcısı. Bebek battaniyesi. Pijama. Gratislik. Görüşürüz. Modum çok yüksek. Oysa ki bu saate kadar ayaktaydım. İşten çıkmam bu date'den keyif almayacağım anlamına asla gelmez. Modum çok yüksek. Siz nasılsınız? Çok iyi oğlum. En sevdiğim şey %50 indirim. Yani yaklaşık 2 ay öncesine fiyatları. Ama olsun. TikTok'u bıçaklayacağım. Bir ay önce 90 liraydı. İndirimli fiyatı 115. Bıçaklayacağım. Filme yarım saat 40 dakika var. Biletimi almam lazım. Çok yorgun hissediyorum. O yüzden çok oyalanmadan hemen geldim. Biraz oturacağım. Küçük bir alışveriş yaptım, onu gösteririm size. Şimdi biletimi alayım. Şaka gibi. Son bir bilet kalmış. Ve onu kim aldı bilin bakalım. Yüreğime indi. Şu an en ön koltuktan verdiler. Yer olursa arkaya geçebilirmişim. Bugün de 19'una ek gösterim koymaya karar vermişler. 19'unda gelir miydim diye düşündüm. O kadar sabredemezdim aslında. O yüzden yine de mutluyum bugün olduğu için. Filme yarım saat var. Biletimizi gösterelim. Biletimiz. Filmin adı yazmıyor. Ha. Rheingold. Ben bu yönetmenin müthiş bir deha olduğuna inanıyorum. Yani bir doğulu, bir batılı gibi nasıl film yapabilir? Yani teknik bilen bir Türk nasıl iyi film yapmalı? İyi film anlayışınıza göre de değişir tabii ki ama beni çok etkiliyor, bilmiyorum. En sevdiğim Solino. Benden film önerisi isterseniz, çünkü bu bir sinema date olduğu için belki biraz sinema konuşabiliriz. Ben çok keyif alırım. Siz umarım benden sıkılmazsınız. Solino'yu çok severim. Im Yuli'yi çok severim. Yani herhalde hepsini severim. In the Fade'i yeni izledim. Sözde fanım. Onu da çok sevdim. Ama bunu tam böyle filmin duyurusu yapıldı. Ve ben dedim ki ben bu filmi izleyemeyeceğim. Yani yıllar sonra
gelirse Mobi'ye gelir. Bir ümitsizlik içindeydim. O yüzden çok mutluyum şu an. Böyle biraz dinleneceğim. Çok bitik hissediyorum. Alışveriş başladım size. %50 indirim varmış ama dediğim gibi %50 indirim bence şey demek. Hani 2 ay öncesine fiyatları. O yüzden neyse yine de kendimi karlı sayacağım. Kirpik kıvırcısı aldım. Aldığım her şey %50 indirimliydi bu arada. Kirpik kıvırcısı aldım. Saçlarım kuruyor sanki biraz. Uçlarına sürmek için şu yağlardan aldım. Bunlar çok güzel kokuyordu diye hatırlıyorum. Bayağı da parlak gösteriyordu. Fit mi aldım çünkü şey yokmuş, razor yokmuş o süngerli olan. Bunu yıllar önce lisede mi ne kullanmıştım 15 liraya alıp. Şu an tam olarak 150 lira verdim %50 indirim fiyatına. Türkiye'de yaşamak yapacak bir şey yok. Yine de ucuz aldım bence. Bir de bu Golden Rose'un False Lashes maskarasını aldım. Bunu çok duydum metini. Şöyle şeyler duydum yani. İşte Benefit'in maskaralarından biri iyi, hayatımın maskarası. Maybelline çok sükse yaptı ya bu işte. Ondan bile daha iyi olduğunu falan söylediler. Ben de bir deneyeceğim. Böyle küçük bir alışverişim. Bu da. Bundan sonra da biraz film hakkında konuşuruz. İçeriğini biliyorum, biyografik bir film. Bir rapçinin hayatını anlatıyor. Yarı biyografik diyebiliriz. Tam nasıl okunuyor bilmiyorum. Tanımıyordum ben kendisini. Hata öyle birinin biyografik filmi. Emilio Sacra'ya da Hatar'ı canlandırıyor. Almanya'nın gettolarına gidiyoruz. Bir rapçinin hayatına yakından bakıyoruz. İlgimi çeken şeyler, rap hep çok sevmişimdir hayatımda. Fatih Akın fanlığımı buraya kadar izlediyseniz anlamışsınızdır. O yüzden saati bekleyeceğim. Biraz şekerim düştü sanki. Yeni yemek yedim ama canım tatlı bir şeyler istiyor. Üşenmezsek dondurma alırız. Üşenirsek bekleriz burada. Bakalım. Benim menünün 8-12 yaşlılığı desem. Bunun çok uzun bir vlog olmasını istemiyorum. Tamamen birkaç saat yaptığım basit ama bana keyif veren şeyleri göstermek istiyorum. Çok konuşmamaya çalışacağım o yüzden. Ama bu benim için çok zor. Neyse. Filmde görüşürüz artık. Teşekkürler. Sie sagten, du kannst alles schaffen. Doch was ich gelernt habe. Vader machte uns Major und wer gab dir den Namen Hata? Meine Gegner. Mit diesem Preis macht die da doof locker voll. Wow. Wow. Wow, konuşamıyorum. AVM kapanıyor. Bir an önce bu heyecan içerisindeyken duygularımı paylaşmak istiyorum. Açık ara en iyi Fatih Akın filmiydi. Duvara karşı. Hayır. Solino. Hayır. Emilia. Hayır. Hiçbiri. In the Fade. Asla. Bu benim sinemada gerçekten izlediğim en iyi filmdi. Bir şey düşürdüm galiba. Hayır. Çok mutluyum. Belki 6 aydır hiç böyle hissetmemiştim. Biçimsel olarak kusursuzdu. Farklı farklı ülkelerde geçmesi, bir sürü tarihi olaya tanıklık etmeniz. Spoiler vermeden birazcık anlatacağım. Bu hayatı söz konusu olan rapçi aslen Kürt asıllı ve İran'da sanatçı bir ailenin çocuğu aslında. Bir orkestra şefi. Ama Hümeyni ile birlikte türlü işkencelere, hapislere maruz kalıyorlar. Paris'e gidiyorlar ve sonra Almanya'ya. İşte ergenlik döneminde suça karışmaya başlıyor. Ama bu kadar incelikli ve sahici anlatılamaz bir hikaye. İlk 20 dakikasında çok ağlamak istedim. Bazı yerlerinde bağıra bağıra kahkaha attım. Çok uzun zamandır hiç bu kadar içten gülmemiştim. Salonda çok güldü. Uğur Yücel sahnelerinin hepsi müthişti. Müthişti. Bir gösterim, ek gösterim koymuşlar. Tekrar izlemek istiyorum. Fatih Akın. Çok hayranım. Müthişti.
sanatsal olarak da sizi büyülüyor. Hikayeyi anlatış biçimi de bir kısma kadar filmin başladığı ilk 20 dakika falan sanki bir Farhadi filmi izliyormuşçasına sizi sanatsal olarak doyuran ama bir yandan da ne olacak diye sürekli merak ettiğiniz bir yerde ilerliyor. Bir noktada günümüze geliyor hikaye. Şarkılar çok iyiydi. Çocuk inanılmaz oynamış Emilio Sacra'ya. Bence herhalde dünyadaki en yakışıklı insan bu arada. Brad Pitt, hayır. Johnny Depp, asla, hayır. Leonardo, hayır. Hiçbiri değil, hiçbiri değil yani. Bu çocuk dünyadaki en yakışıklı insandı. Özellikle saçlı halleri. Çok başarılıydı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Kalbim çok hızlı çarptı filmi izlerken. Şimdi eve gideceğim artık. Bu his yoğunluğuyla anlatmak istedim. Vlog ruhu olsun diye. Bütün her şeyimi yere saçtım. Eve gidiyorum artık. Bye. Biraz sakinleştiğim için sizinle konuşmaya karar verdim. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Bence gerçekten Fatih Akın'ın en iyi filmi. Her şeyiyle. Müzik, oyunculuk, hikaye. Zaten gerçeğinde de hikayenin çok farklı farklı ülkelerden geçmesi. 90'lar ergenliğini yaşamak. Uğur Yücel'in tüm sahneleri. Wow. Just wow. Kusursuzluk. Çok etkilendim. Kendimle geçirdiğim en iyi vakitlerden biriydi. Bunun da kanalımda bu şekilde belgeli olması fikri çok hoşuma gitti. Belki bir daha izlerim. Ben fanım gerçekten. Ama hikaye çok iyi anlatılmıştı. Boş bir gangster hikayesi asla değildi. Hiç değildi yani. Filmin ilk yarısına kadar rap'le ilgili hiçbir şey yoktu. Ama adım adım tüm hayatına tanıklık ediyordunuz zaten. Müthiş işlenmişti ya. Ne diyebilirim ki? Çok mutlu etti beni. Umarım bir gün kendisiyle tanışacağım. Bu benim hayallerimin arasında. Bana sinema okuma heyecanını uyandıran yönetmen diyebilirim. Yönetmenlerden bir tanesi. İstanbul'da sinemada filmini izlemek de benim için müthişti. Çok mutlu hissediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar Fatih Akın övmemi dinleyebildiyseniz, katlanabildiyseniz çok teşekkür ederim. Sesim yok uykusuzluktan. Gerçekten yok. Videoyu burada kapatıyorum. Eve gittiğimde artık date'im bitmiş olacak sonuçta. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Kendimi nasıl date'lere çıkarabilirim? Bu konuda fikir de verebilirsiniz bana. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bye bye.